Dur. Sana güve demedim mi? Tamam tamam çık. Çık sen. Bunu sen mi tezgahladın? Ne tezgahından bahsediyorsun sen Arif? He? Elinde bir zarfla baskın yapar gibi odaya dalıyorsun. O zarfın içindeki her neyse benimle bir irtibatı yok, anladın mı? Hem durduk yere bu heyecan niye, he? Sana babamın katilini bulma ihtimalim var diyorum. Dışarı çıkıyorum, daha üç adım atmadan karşıma biri çıkıp babanın katilini mi arıyorsun diye soruyor. Elime de bu zarfı tutuşturuyor. Sen olsan ne yapardın? Şimdi o zarfın içinde babanın katilinin kim olduğu yazıyor, öyle mi? Gel Arif, gel. Meseleyi içeride konuşsak daha iyi olacak Arif. Gel Arif. Evladıma iftira ettiler. Benim oğlum muallimdi. İlk mektep muallimi. O masum sabilere afabı öğretirdi. İhtiyat zabiti görevlisiydi. Benim oğluma sen vurdun dediler. Oğlumu mahkeme muhakeme uğraştırdılar. Ben yapmadım dese de dinleyen yok. Gibi aziz ol oğlum. Benim oğlum da senin gibi yakışıklı boylu posluydu. Ta eski zamanda neler çektiğini duymadık. Birkaç gün sonra vurmuşlar. Naaşını getirdiler. Zayim mi dediler? Ne dediler? Eğitim zayiatı mı dediler? Hah. Öyle söyleseler de kulak asma. Birçok evrak getirdiler. Oğluma kıydılar. Benim oğlum ne Müslümana ne gavura kıyardı. Kıyamazdı benim oğlum. Muallim de benim oğlum. Kanına girdiler. Size çay getireceğim. Gördün mü Arif? Seni katil diye doldurup kurbanını evine kadar getirdiler. Haklısın da komiserim. Belki de bu teyze oğlundan haberdar değildir. Ne bileyim işte ya. Bu da bir ihtimal. Ama senin bana gösterdiğin belgeler, onlar gerçek. Orası kesin. Bu mevzuyu aydınlatabilmek için iyice bir araştırma yapmak lazım. Bu defa beni dinle Arif. Bırak bu kadıncağızın oğluyla alakalı başka evrakları var mı, onlara ben bakayım. Şu gazeteci kadını da bana bırak, ben incelerim, tamam mı? Bu oyun büyük oyun Arif. Bana güven. Birlikte çözelim. Anlar ağlarla
Gel. Efendim, bir binbaşı geldi. Size paralı oğul dememi söyledi. Gelsin hemen, gelsin. Emredersiniz. İşaretini hatırlıyor musun ateş komiser? İşaret sancaktar. Hoş geldin. Unutur muyum hiç Barut Binbaşı ya? Mukavemetçi hiç unutur mu? Seninle Kıbrıs'ta omuz omuza verdiğimiz mücadele hiç unutulur mu ya? Geç otur. Unutulmaz değil mi? Ateşi ve ölümü gördük. Kahramanlığı ve ihaneti de gördük biz. Ölsek unutulmaz. Gördük ya, gördük. Hayırdır Barut Binbaşı? Hangi rüzgar attı seni bu izbe karakola? Öyle derlerdi vaktiyle bize değil mi? Ateş komiserle Barut Binbaşı. Hainlerin beyninde bomba olup patlardık. Öyle derlerdi de... neden emekli olmuşuz gibi bahsediyorsun Kıbrıs günlerimizden? O işler bizden geçti mi diyorsun yani? Yahu yaşlandık mı? Haşa. Mukavemetçiler yaşlanır ama mukavemetçilik asla. Mücahitler ölür ama mücahitlik asla. Hay yaşa. Hay yaşa Barut Binbaşı. İyi de sende bir haller var. Gözlerin yine beş parmak dağlarındaki gibi pırıl pırıl parlıyor. Yeniden başlıyoruz Cemil. Fatih'in üçlü zorlunun başlattığı, sonra da dar ağacına çekilerek bedelini ödediği Türk Mukavemet Teşkilatı'nın hikayesi yeniden doğuyor. Kıbrıs'a çıkan Yunan askerlerini püskürtmek için silah sevkiyatına başlıyoruz. Buradan İskenderun'a, oradan da takalarla ver elini Kıbrıs. Vay be. Eski günlerdeki gibi desene. Aynen öyle ateş komiser. Aynen öyle. Sonra da gizli kimliklerle buradan mücahitler gidecek adaya. Bizim eski sancaktarlarla temas vazifesi de bana düştü. Vazifeye hazır mısın ateş komiser? Daima hazırım Barut Binbaşı. Daima hazırım.